Merhabalar arkadaşlar. Bugün sosyal sorumluluk ve bilinç amacıyla sizlerle farklı bir konuyu paylaşacağım. Konumuz organ ve doku bağışı. Ülkemizde çok sayıda organ bağışı bekleyen hasta bulunmakta. Bizler de ölümümüzden önce bir belge imzalayarak organ bağışı için izin verebiliyoruz. Öncelikle organ bağışı nedir? Bundan bahsedelim. Kişinin hayattayken serbest iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ ve dokularının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Sadece yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü kararı alınması halinde organlar kullanılabilmektedir. Diğer ölüm hallerinde organlar alınmıyor. Peki bağışlanan organlar kimlere nakledilir? Bağışlanan organlar öncelikle tıbbi aciliyet durumu olmak üzere kan ve doku grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere bakılarak en uygun hastaya nakledilir. Yani uyumsuzluk varsa ne olursa olsun o bağış gerçekleşemiyor, organ nakli yapılamıyor. Peki kimler organ bağışında bulunabiliyor ve nerelere başvurabilirsiniz? 18 yaş veya üstünde olup akli dengesi yerinde olan herkes sağlık müdürlüklerine, tüm kamu ve özel hastanelere, aile sağlığı merkezlerine, toplum sağlığı merkezlerine başvurarak organ ve doku bağış belgesi alabiliyor. Ben de bugün bir vesileyle bu belgemi aldım. Aldığım kartın görüntüsünü görüyorsunuz. Arka yüzünü de birazdan göstereceğim. Birkaç yıldır aklımda olan bir fikirdi. Fakat bir türlü fırsat bulup bu beyanda bulunamamıştım. Bugün o işi hallettim. Güzel oldu yani. Mutluyum bundan dolayı. Tabii organ bağışı yaptığınız zaman mutlaka yakınlarınızı da bununla ilgili bilgi verin, haberdar edin. Çünkü bir kişide beyin ölümü gerçekleştiğinde akrabalarının organ bağışı konusunda karar vermeleri isteniyor. Hangi organlarınızın kullanılabileceğine de izin verebiliyorsunuz. Kalp, akciğer, kıkırdak, ekstremite, bu kol ve bacak oluyor, büyük uzuvlar vesaire. Burada gördüğünüz listedeki isimler oluyor. Ben burada tamamı biçiminde bir seçim yaptım. Arkadaşlar herkes organ bağışında bulunmalı ve yakınlarının da bu konuda bilinçlendirmesi gerekiyor. Bu sayede ihtiyaç olduğu zaman hepimiz organ bulabiliriz. Bugün ihtiyacımız yok ama yarın bizim ihtiyacımız olabilir buna. Maalesef insanın yedek parçası üretilemiyor. Ve bizler de ancak organ alıcısı durumuna gelirsek o zaman organ bağışının önemini fark edebiliyoruz yani sıklıkla. Bundan dolayı arkadaşlar bizlerin de ölümümüzden sonra kullanamayacağımız o toprağa karışacak olan uzuvlarımız, organlarımız bir başkası için bir hayat kaynağı olacak. Çok güzel bir armağan olacak ve onda yaşamaya devam edecek. Ben de sizlerle bunu paylaşmış olmak istedim. Hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.